güçlü olabilmesi için aslında mücadele eden bir topluluk. Mesleğimi hayal ederim. Evet, ben kızlar şöyle söyleyeyim, hayal etmeden hiçbir şeyin yapılabileceğine inanmıyorum. Bugüne kadar da her şeyi gerçekten hayal ettim. Hayal ettiğim ne varsa da karşılığını gördüm. Siz de lütfen hayal etmekten pes etmeyin. Çünkü neyi hayal ediyorsanız onun için çalışmaya başlıyorsunuz. Çalıştıkça karşılığını almayı gördükçe de daha fazla hayal etmeye başlıyorsunuz ve hayalleriniz büyüyor. O yüzden evet, ben her şeyi hayal ettim. Ondan sonra da gerçekleştiğine şahit oldum. Milli kadın futbol takımıyla gitmeye amaçladığınız yönde. Çok güzel soru. Almanya maçından sonra gitmeyi, şimdi hayal dedik ya, bir hayalimiz var. Öncelikle kadın futbolunu ülkede yaygınlaştırmak, kadın sporcuları çok güçlü bir şekilde ayakların üstünde durduğunu görmek en büyük hayalimiz. Performans anlamında da soruyorsanız da gidebildiğimiz en iyi yere gitmek. Şu anda Dünya Kupası grup eleme maçları oynuyoruz. Önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonası başlayacak. Her girdiğimiz şampiyonada en iyisini yapabilmek, en iyi yere ulaşabilmek bizim en büyük hedefimiz. Gelişen, gelişmekte olan ve geliştiğini kendi de gözleriyle gören bir takıma sahibiz. Çok genç bir kadroyla mücadele ediyoruz. Bugünkü istatistiğe baktığımızda şu anki oynadığımız gruptaki en genç takıma sahibiz. Almanya'da dahil. O yüzden bu genç nesili elinden tutup daha da yukarıya taşımak en büyük hedefimiz. Ereğli'de o zamanlar ilçe olarak birinci ligdeki ilk tek takımdı. Yani yaz okullarımız vardı, futbol köylerimiz vardı, oraya başladım. Ailem hiçbir zaman yapma, etme diye söylemedi. Tabii ki ailemin dışında etrafımızdakiler, yani kız futbol mu oynar, ne yapacaksın ileride dediği çok oldu ama ailem her zaman benim destekçim oldu. Ya görüyorum, bence sizin aileleriniz de hep yanınız, yani destekçiniz. Çok güzel bir duygu. Antrenörlüğe başladığımda da herkesin bakış açısı, hani antrenör olarak ne yapacaksın ki, kaç tane kadın ligi var, kaç tane takım var, nerede çalışacaksındı. Ama şu an gördüğünüz gibi karşınızdayız. Niye siz burada olmayasınız? O yüzden lütfen hedeflerinizi yüksek tutun. İmkansız diye bir şey yok. Ece ablanızın da dediği gibi bazen kulaklarınızı tıkayıp hedefinize doğru gitmeniz gerekiyor. Evet, çok zor. Ama hepiniz gerçekten pırlanta gibi gözlerinizin içi parlayan kızlarsınız. Evet. Ben Rana Su, aslında 3. sınıftan beri spor yapıyorum ama bir süre devam edebildim. Koronavirüs girdi araya. Seçmelere katıldım ve kazandım buyurdu. Sinem hocamızla biz futbol oynuyoruz. Yani Sinem hocamız da benim bu dalda yetenekli olduğumu anladı yani. Yani ben futbolda ilerlemek istiyorum. Yani bunu da yapacağım. İnşallah. Hadi. Gel, gel.